Tekrar merhaba. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ya da bilmeyenler vardır. Türkiye bir gelin evine getirilen nişan bohçaları demeyeyim. Kuyumcu dükkanı, mağaza falan filan bunlarla mağaza misali yani. Görüntülerle böyle yankılandı. Önce görüntülerin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğenine ait olduğu iddia edildi Barış Yarkadaş tarafından. Daha sonra kızı alan taraf, erkek tarafı açıklama yaptı. Kendisi CHP ilçe başkan yardımcısıymış Antalya'da. Düğün benim düğünüm, alakam yok. Evet, bir akrabalığım var ama bakanla da görüşmüyorlarmış. Netice itibariyle önce bunun üzerinden, bu abartı üzerinden AK Parti'ye vurulmak istendi. Top CHP'ye döndü falan filan. Aslında baktığınızda abartı kendini kaybetmiş bir hakikattir yani. Ne demektir bu sözün anlamı? Abartı diye bir şey vardır ama abartı kendini kaybetmektir. Kendini kaybetmişliktir. Eğer siz maddeye, manaya önem veriyorsanız cahilsinizdir. Yani cahil insanların kendini ifade etme şeklidir maddeyi çok fazla ortaya çıkarmak. Tabii ki hepimizin kendine göre imkanı var. Hepimiz bir şeyler paylaşıyoruz ama bir şeyin ayarı var. Şimdi o görüntülere baktıklarında gerçekten bir kuyumcu dükkanı eve geliyordu. Kıyafetler, onlar bunlar hepsi aklınıza gelecek gelmeyecek ne kadar abartı varsa hepsi orada toplanmıştı. Birincisi, sonra tabii bu düğün sahibi bey açıklama yaptı. CHP'li de olsa AK Partili de olsa benim özel görüntülerimin hani bu şekilde kullanılması hoşuma gitmiyor. Ve mahkemeye vereceğim dedi. Haklıdır. Onu da bu manada savunuyorum. Bir de tesadüf ki o düğüne davetli olanlar benim arkadaşlarım da vardı. Gerçekten iki aile de çok zenginmiş. Onu da söyleyeyim. Ama tabii zenginlik çok farklı bir şey. Şimdi bu görüntüler gündeme geldi. Siyaseten kullanılmak istendi. Ama normal halkta ne oluyor? Aslında baktığınızda normal halkta maalesef bu bizim çok güzel adetlerimizi artık gösteriş haline getirdi. Yani nişan bohçası, söz bohçası bunlar çok güzel adetler. Seviyorum da ben de. Düğünler çok güzel adet. Kına geceleri. O kına geceleri kendini kaybetti kadınlar. O kına gecelerine gidiyorsunuz. Herkes durumuna göre kendini kaybetmiş durumda. Şimdi aslında adetlerimizi sürdürmemiz lazım ama amacından saptırdığınız her şey yani hedefinden saptırdığınız her şey size maalesef eksi bir değer olarak geri dönüyor. Siz kalkıp bu adetleri görgüsüzlüğe, işte paranızı ortaya çıkartmaya, yani bir geline çok büyük şeyler alıp yapmak o gelini daha mı değerli gösteriyor veya o damadı daha mı değerli gösteriyor? Yani abartılarla yaşayan bir toplum olmaya başladık ve bu da ne oluyor? Nesil üretmiyor. Sürekli tüketiyor. Ürettiğinden fazlasını tüketiyor. Veyahut da kolaycı gençlik oluyor. Yani harcamaya alışan gençlik oluyor. Hesap kitap yapmayan. Şimdi buna da baktığınız zaman biz neyin mücadelesini veriyoruz? Düzgün bir toplum. Şuurlu nesiller. Kusura bakmayın, elimizde gayet şuursuz nesiller var. Aynı zamanda bu çalışma hayatında da. Zengini veya orta hallisi, bakıyorum bugün yazdım Twitter'da da, çocuklarını bir işe yolluyorlar. Aa, seni çok yoruyorlar, bu paraya çalışılır mı? Kardeşim, önce küçük paraya çalışacaklar, sonra o büyük paralar geliyor. Kariyer dediğiniz böyle bir şey. Ve hazırcı bir gençlik, hazırcı bir toplum ve ondan sonra nişan bohçaları, işte ve bekarlığa veda partileri. Kına gecelerinin adı bekarlığa veda partileri de eklendi. Bir önceki videomda hani şu cadılar bayramını demiştim ama bütün muhafazakar aileler de otelde arkadaşlarıyla kızlar, erkekler eğleniyorlar. Bekarlığa veda partisi falan filan yapıyorlar. Evet, bunları yaparken maalesef topluma gerçek değerlerimizi, inançlarımızı yani yeni nesle öğretemedik. Öğretemeyince ne oluyor? Kendi özünden uzaklaşıyor. Sonra zaten sizden uzaklaşmış oluyor sevgili anne babalar. Yani şu anda elimizde gayet şuursuz bir nesil var. Yani hepsi olmasa da bak %60'ı 65'i şuursuz, yani şeyin şuurunda değiller. Yani adetlerin, örfün, adetin, geleceğin, bu şuurları yerleştiremedik. Yani aileler yerleştiremedi.
Ve ondan sonra çocuklar büyüdüklerinde sorun yaşıyorlar. Az bile yaşıyorsunuz. Bu sebeple diyoruz ki nereye gidecek bu düzen? Vallahi ben de bilmiyorum nereye gidecek ama hiç iyi bir yere gitmeyeceği bir kesin. Görgüsüzlük cahil insanların kendilerini ifade etme şeklidir. Eskiden insanlar evliliğe takılırdı, şimdi düğüne, kına gecesine, bekarlığa, vedaya, işte şuna buna takılıyorlar, bohçalara, bilmem nelere, gösterişe takılıyorlar. Halbuki siz evleniyorsunuz ama düğün yapmaya odaklandığın için sonra evliliklerde problem çıkıyor. Evlilik çok farklı bir şey, çok kutsal bir müessese ama evlilikten uzaklaşıp düğüne, nişana, ona buna takıldıkları için karı koca olmanın, aile olmanın ne olduğunu unutuyorlar. Ondan sonra iş böyle biraz bozulmaya geldiği zaman aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle karşı karşıya geliyorlar. Boşanma davaları eskiden onun bile bir şeyi vardı. Şimdi kanlı bıçaklı şeyli geçiyor yani böyle neredeyse harp gibi hani mecazi anlamda kanlı bıçaklı oluyor. Bazıları da kanlı bıçaklı oluyor gerçekten. Genel olarak baktığınızda toplumda dedim ya işin özüne evlilik, aile olmak ama yok evliliğim, şöyle düğünüm, gelinliğim, kına gecemdeki şuyum buyum bilmem ne. Ha, evin, nişan bohçan, sonra düğün de bitti, balayı da bitti, oraya da gittim, Maldivlere gittim, fotoğraflar paylaştım. Sonra biz anlaşamıyoruz. Tabii anlaşamazsın. Çünkü sen birbirine odaklanmadın. Evlenip, yani evlilik dediğimiz şeye değil, düğüne takıldın, merasimlere takıldın, abartıya şahşaya takıldın. Tekrar ediyorum, her şeyin bir ayarı var. Hepimiz seviyoruz, hepimiz yapıyoruz. Ama işte o ayar var ya, o ince çizgi çok önemli. O çizgiyi aşmamak lazım. Bu yüzden okuyalım, kitap okuyun. Okumuyorsunuz. Özellikle kadınlar. Kadın okursa dünya gelişir. Dünya gelişir. Kadın okursa çocuk gelişir. Çocuk da dünyayı değiştirir. Kadınla birlikte armut da dibine düşüyor diyoruz ve sevgiler.